misafirler, hepiniz öncelikle hoş geldiniz diyoruz. İnşallah Çamlıca Semazen grubunu sergileyeceğiz, semazen gösterisi için inşallah ben sizlere bir ön bilgi vermek istiyorum inşallah. Hazreti Mevlana'nın neden döndüğü konusunda inşallah. Biliyorsunuz Hazreti Mevlana Şems Tebrizi Hazretlerinden Allah'ın dostu olma konusunda tebliğ aldığında ve o güzellikleri yaşadıktan sonra yine başkalarının yaşaması için şu nasihatte bulunuyor Mevlana. Canana kavuşmayı canı gönülden isteyin diyor Hazreti Mevlana. Ve yine dizelerinde özetli olarak şöyle bunu dile getiriyor Mevlana. Gittim, gönüller gördüm, içinde binlerce dünyalık mabet var. Aldım elime bir balta, hepsini yerle bir ettim. Bilirim ki hazine harap yerdedir. Çıkardım hazineyi, açtım kapısını. Meğer ola ki anahtarı bir dilekmiş. Sundum o yüce Rahman'a dileği. Gönül bahçemde bir mabet inşa ettim. Adına Allah dedim diyor. Hazreti Mevlana 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeye müjdelemiş olduğu Zümer suresi 17. ayet-i kerimede geçen Estağfirullah وَالَّذ۪ينَ اِشْتَرَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنْ اَعْبُدُ اِلَى اللّٰهِ لَهَمِ الْبِشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ. Onlar insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdeler. İşte bu ayet-i kerimede geçen onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek dünya ve ahiret müjdesine nail oldular. Ve bu müjde kıyamete kadar geçerli. Ve Mevlana Şems Tebrizi Hazretleri'nin tabiyetinden sonra ona verilen zikir dersini yükselttiğinde ve teslimlerini bir bir gerçekleştirdiğinde Allah Teala onun kalp yüzünü açıyor ve kainatın Allah'ı zikrettiğini gösteriyor. Ve soruyorlar Mevlana'ya, sen diyor neden dönüyorsun? Siz diyor bana dönerek Allah'ı zikretmeyen bir şey söyleyin, ben de dönmeyeceğim diyor. Mevlana bakıyor, dünya kendi etrafında dönüyor. Ay onun etrafında dönüyor. İkisi birlikte güneşin etrafında dönüyor. Yine en küçük zerreye baktığında elektronlar birbiri ardında dönerken Allah ismini tekrarlıyor. Ve bunun için Mevlana her şey Allah'ı dönerek zikrettiği için ben de diyor dönerek aslında Mevlamı zikrediyorum. Allah diyorum diyor. İnşallah bu bilinçle semazenlerimizi izlersek ve onlar da dönerken Allah'ı zikrediyor. Aslında bu hepimizin üzerine Kur'an-ı Kerim'de bir farz emir. Müzzemmil Suresi 8. ayette Allah Teala Veskül ismi Rabbike, Rabbini ismiyle zikret diyor. Ve Allah-u Teala'nın onun ismini zikrederek dolu olan bir ömür geçirmenizi ben Yüce Rabbimizden diliyorum. Ve yine sünnet olan yavrumuzun Allah'a ve onun Resulüne layık bir evlat olarak yetişmesini, önce ana babasına ve vatanına, milletine hayırlı bir evlat olması dua etmenimizle inşallah semazen gösterimizi inşallah sergiliyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
Söyle gönülden aşma.